lütfen konuştuklarımızı tekrar düşün. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Aslı, arabaya bin hemen. Hayır, rahat bırak beni Burak. Bin şu arabaya. Ya seninle konuşacak hiçbir şeyim yok, bırak beni. Beni daha fazla delirtme Aslı. Konuşacağız dedim, bin şu arabaya. Sonra nereye istersen gidersin. Ne istiyorsun? Çağla sana ne söyledi? Ne söylediğinin bir önemi yok Burak. Artık beni rahat bırak. Mesaj atma, arama, sorma. Ben yokmuşum gibi farz et, anladın mı? Ne konuştuğunu söyleyeceksin. Çağla sana ne söyledi? Niye birdenbire evden çıkıp gitmek istedin? İçeride ne oldu Aslı? Burak, bana soru sorma. Ben konuşmak istemiyorum artık, bitti. Ne bitti Aslı? Doğru söylüyorsun. Ne başlamıştı ki zaten? O yüzden hiç konuşmaya gerek yok. Çağla yüzünden değil mi bunlar? Ne konuştunuz? Ne söyledi sana? Anlat. Anlat yoksa gidip o evi Çağla'nın başına yıkacağım. Ne söyledi sana? Sanki ne söylediğini bilmiyorsun. Sen ne demek istiyorsun? Bir şey demek istemiyorum Burak. Ne demek istiyorsun? Ne konuştunuz? Yoksa gidip ondan öğrenirim. Ne demek istiyorsun? Ona ne şüphe? Bence en doğrusu olur. Zaten birbirinize her şeyi anlatmıyor musunuz? Ne demek istiyorsun sen ya? Açık konuş. Açık konuşayım öyle mi? Tamam. Çağla her şeyi biliyor Burak. Kafede garsonluk yaptığımı, Volkan'la sevgili numarası yaptığımızı, seninle aramda olan her şeyi biliyor. Tüm bunları nasıl öğrendi sence? Bunları Çağla'ya ben mi söylemişim? Başka kim söyleyebilir ki? Ben böyle bir şey yapmadım, yapmam da. Sen benim böyle bir şey yapabileceğime nasıl inanırsın? Bunların artık bir önemi yok zaten. Biz seninle artık olamayız zaten. Biz seninle oluruz Aslı. Olurduk. Ama sen daha ilk engelde hangi tarafta olduğunu gösterdin. Demek ki ben sana kendimi, hislerimi yeterince anlatamamışım. Ya da sen bana hiçbir zaman inanmamışsın. Tamam. Konuşacak bir şeyimiz kalmadı. Burak, oğlum iyi misin? İyiyim. Dur bakayım ben sana. Ay Burak, kaşına ne oldu böyle? Ay Burakcığım, kavga mı ettin yoksa? İnanmıyorum Burak. Önemli bir şey değil anne. Kavga falan etmedim. Kazayla oldu. Doğruyu söyle bana. Anne, doğruyu söylüyorum. Uzatma lütfen. Burakcığım, yoksa Çağla'yla mı kavga ettiniz? Bana sakın bir daha Çağla deme anne. Sakın. Burak! Burak! Oğlum sen Çağla'yla mı kavga ettin? Oğlum neyin var senin böyle?
geliyor Şükran. Kesin Çağla'yla kavga ettiniz. Nedir oğlum sizin Çağla'yla aranızdaki sorun? Rezil oldum herkese, rezil oldum. Kim bilir şimdi arkamdan neler konuşuyorlar. Kendi aralarında nasıl eğlenip alay ediyorlardır. Ya öyle deme Çağla. Herkes çok üzüldü yaşadıklarına. Ne kadar safsın Tuğçe ya. Sen onların gerçekten benim için üzüldüğünü mü zannediyorsun? Onların hepsi sahte, hepsi iki yüzlü. Kahretsin ki onlara böyle bir malzeme verdim. Şimdi Burak'ın söyledikleri dillerinde dolaşır. Ya Burak sana niye öyle davrandı? Gerçekten ayrılacak mısınız? Burak kendinde değil Tuğçe. Ama kendine gelecek. Bu kadar basit değil. Oğlum bu ne sinir böyle? Niye bu kadar sinirlisin sen? Anne yeter! Daha fazla gelme üstüme. Şükran ne oluyor? Ay bilmiyorum, bilmiyorum. Burak! Nereye? Anne tamam. İyiyim ben, tamam, tamam. Bir şey yok, tamam. Beni yalnız bırak. Oğlum bu halde gidiyorsun. Ay Burak, öldürecek misin sen? Burak! Burak! Oğlum! Burak! Burak oğlum! Ya nereye gidiyor bu çocuk? Of! Ay bu sinirle kaza falan yapacak. Ay Burak of! Of Burak of! Selda Hanım, iyi misiniz? Hemen Burak'ın odasını toplat Şükran. Tabii efendim. Ne oldu abla? Burak Bey evi yıktı, yıktı. Sen çabuk aşağı in, odayı toparla. Odanın altını üstüne getirmiş. Tamam. Anne, ne oluyor? Burak Bey, annesiyle tartışıp ortalığı yıktı kızım. Burak Bey'i ilk defa böyle görüyorum. Efendim Selda teyze. Çağlacığım nasılsın hayatım? İyiyim. Siz? Ay pek iyi değilim ben. Burak Bey kavga mı ettiniz canım siz? Çok fena geldi eve. Çok sinirli geldi. Evet Selda teyze. Ne oldu hayatım yine? Ben artık ne olduğunu anlayamıyorum. Ama bu sefer gerçekten bitti. Burak'la ayrıldık. Ayrıldınız mı? Neden? Onu da Burak'a sorun. O size anlatsın. Selda teyze şu an gerçekten iyi değilim. Çok üzgünüm. Sonra konuşabilir miyiz? Tamam canım. Hay Allah. Yazık kızcağıza görüyor musun? Olanları benim de aklıma almadı Emel. Biz barışırlar diye düşünürken. Of. Gonca. Aslı, neredesin? Topladım meraktan. Gonca başıma neler geldi bir bilsen. Ama böyle telefonda anlatamam. Tamam, ben de işten çıktım. Buluşalım hemen o zaman. Tamam, ben de çıkıyorum hemen evden. Çıkıyorum, Gonca ile buluşacağım. Yavrum daha yeni geldin. Anneciğim çok geç kalma, merak etme. Tamam Aslım, tamam.
açmıyor. Hemen. Affedersiniz Selda Hanım. İlaç almasanız geçen gün size hazırladım çaydan yapsam yine. Ay olur tamam. O iyi gelmişti bana doğru. Aslı inanmıyorum sana nasıl böyle şeyler söyler. Sarı çıyan. Ah ben orada olacaktım ki o sarı çıyanın saçını başını. Neyse ama asıl bomba Burak'ın Volkan'a yumruk atması olmuş. Evet Gonca ben de ne yapacağımı şaşırdım. Ya Burak'ın suratını görmen lazımdı. Resmen kendini kaybetti. Volkan da öyle. Ben araya girmeseydim çok kötü şeyler olabilirdi. Kızım resmen senin için böyle yumruk yumruğa kavga etmişler. Aslı çok romantik. Gonca neresi romantik bunun? Zaten kendimi çok suçlu hissediyorum. Kızım senin ne suçun var onların kavga etmesinde? Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Çağla'nın sözüne inanıp da Burak'ın kalbini kırman biraz hata olmuş. Öyle mi diyorsun? Ama Gonca Burak söylemeseydi Çağla benim hakkımdaki her şeyi nasıl öğrenecek o zaman? Aslı, Çağla bu kadar salak bir kız mı? Ya düşün bir kere, seni iş kostümünle gördü. Arkasından Burak onu sebepsiz yere terk etti. Zaten Volkan'la Deniz barışmıştı. Sizin sevgililiğiniz de inandırıcılığını yitirdi böylece. E parçaları birleştirmesi bu kadar zor olmamıştır. Haklısın galiba. Haklıyım tabii. Burak'ın kalbini boş boşuna kırmışsın ben sana söyleyeyim. Gonca böyle şeyler söyleme şimdi ya. Zaten evden bir sinirle çıktı. E delirtmişsin çocuğu çünkü. Ne yapacağım şimdi ben? Ara hadi ara. Arayayım değil mi? Ver sen şunu bana. Kapalı. Kapalı olacak tabii. Hadi yürü, gidelim. Kesinlikle aradığımız kız bu Başak Hanım. Takibi sakın bırakma. Hakkındaki her şeyi bilmek istiyorum. Neden bunca yıl sonra geldin ki? Neden? Ona güvenemem. Her şeyi abimle babama anlatmam lazım. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk baba. Volkan ne oldu dudağına? Önemli bir şey değil baba ya. Sporda ufak kaza. Sen iyi misin baba? Moralim bozuk gibi. Volkan, Eda ile konuşmam lazım. Elçin de aramızdaki sorunları çözdüğümüzü düşünüyor. Artık ikisine de yalan söylemekten sıkıldım. Zaten bu ilişki en başından beri saklaman hataydı. Şimdiye kadar kabullenmişti. Ben sana söyledim. Seni dinlemeliydim. Benim de yeni öğrendiğimi zannediyor. Yoksa çok büyük tepki gösterdi. Seni de zorda bıraktım. Neyse baba. Eda yumuşatmanın bir yolunu bulacağız artık. Umarım. Yakında Elçin'e evlilik teklif edeceğim. Artık uzadıkça daha da zorlaşıyor. Öyle mi baba? Demek o kadına evlilik teklif edeceksin. Tabii oğlun yanında destek. Ama ben size şu kadarını söyleyeyim. O kadın bu eve girer, ben buradan giderim. Eda kızım, Eda! Eda kızım açar mısın kapıyı? Eda! Açmayacağım. Nefret ediyorum ikinizden de. Nefret! Ama bence daha fazla üzerine gitmeyelim. Düzeltmeye çalıştıkça her şeyi daha fazla bozuyorum ya.
Senin yüzünü bile görmek istemiyorum Burak. Gidiyoruz buradan, yürü. Burak! Biraz bırak. Burak! Bunu nasıl yapabildim? Nasıl bu hale geldik? O da çok üstüme geldi. Özellikle Aslı konusunda. Umut yok, bir ışık yok gözlerinde. Ben hala bekleyenim olsun. Ateş yok, sıcaklık yok ellerinde. Ben yanarım aşkın sağ olsun. Sen kapımı çalansızın gir içeri. Her zaman başımın üstünde senin yerin. Dilim tutulur, sözcükler uçarsa aklından. Benim güzel misafirim, sen hep hoş geldin. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan? Püsküllü belamı derde salan. Var bir yaşanmamışlık sanki yüzünde. Benim içimde uhde kalan. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan? Püsküllü belamı derde salan. Var bir yaşanmamışlık sanki yüzünde. Benim içimde uhde kalan. Çünkü bu da aslında hoşlanıyor. Sen kapımı çalansızın gir içeri. Her zaman başımın üstünde senin yerin. Dilim tutulur, sözcükler uçarsa aklımdan. Benim güzel misafirim, sen hep hoş geldin. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan? Püsküllü bela derde salan. Alo Aslı. Biz burada meraktan ölelim. Beyefendi eğlensin. Benim içimde uhde kalan. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan? Püsküllü belamı derde salan. Var bir yaşanmamışlık sanki yüzünde. Benim içimde uhde kalan. Biriktirdim aşkları hiçe sayan. Şu halime bak ya. Yani o kadar param var, yine böyle sokaklarda sabahlayacağım ha. Neyse yarın bir olsun, şöyle çok güzel bir otel tutacağım. Tamam, ondan sonra böyle yatağı, yorganı, o yastığı mis gibi. Uyuyacağım böyle sabahlara kadar, akşamlara kadar uyuyacağım ya. Ben bir Gonca'mı arayayım. Gonca'm, ne yapıyorsun? Ben de seni düşünüyordum canım. Ha, kalp kalbe karşıdır derler. Erdem, ne yapıyorsun? Dün kaldığın yerde mi kalacaksın? Ha, evet aşkım, evet. Dün akşam kaldığım yerde kalacağım. Şey, bu amcamın asker arkadaşı Hasan amcalar beni bırakmadılar bugün de. Burada kal, burada kal ne olur diye. O yüzden burada kalacağım. Oh, sevindim canım. Rahat mısın bari? Rahatım, rahatım hayatım, rahatım. Şimdi şey yapıyor, Nilgün teyze odamı falan hazırlıyor. Bir problem yok yani. Tamam canım, içim rahatladı. yani bir problem yok canım yani. Sen rahat ol zaten. Ya sokakta kalacak halim yok ya. Ay Erdem saçmalama, ne sokakta kalması? Herhalde yani. Tabii. Neyse canım, ben kapatıyorum şimdi. Tamam canım, görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Yarın
Gonca'ma ne sürpriz yapsam acaba? Böyle neler alsam ona? Canım sevgilim ya. Her şeyin en iyisini hak ediyor. Abi bırak. İyiyim. Parayı. Al abiciğim şu parayı. Yetiyor mu? Çok bile. Tamam. Üstü kalsın. Teşekkür. Sağ ol. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sen sağ ol. Sağ ol. Aslı! Aslı! Burak! Bak ne yapıyorsun sen ya? Sessiz olsana. Aslı! Aslı, sen beni bırakıp niye Volkan'la gittin? Ya Burak yalvarırım sessiz ol. Olmayacağım. Hem sen eğlencene geri dönsene ya. Artık bu saate kadar kimle eğlendiysen. Sen kıskandın beni. Ya ben seni ne kıskanacağım ya? Şaşırdın herhalde. Tamam. Aslı. Çok seviyorum be. Burak, bak yalvarırım gir içeri ne olursun. Bir gören olacak ya. Tamam. İzin ver. İçeri gireyim. Burak, leş gibi kokuyorsun. Saçmalık. Sese kalktım. Yardım etsene canım bana. Ah, dur. Hadi canım. Ah, hadi. Oğlum. Of Burak. Ay, yavaş oğlum. Ay, dur, dur. Devrilecek gibi. Tamam canım, gerisini ben hallederim, sağ ol. Tabii efendim.
Ay ne oldu benim oğluma böyle? Ay bak ne oldu böyle oğlum sana ya benim? Uyandın mı oğlum? Evet. Ay Burak, dün geceki halin neydi öyle oğlum? Ayakta duramıyordun. Emel'in kızıyla zor taşıdık seni eve. Aslı'yla mı? Hiçbir şey hatırlamıyorum anne. Burak, kendini nasıl hale getiriyorsun? Ya başına bir şey gelseydi oğlum? Tamam anne, iyiyim. Burak'cığım, sen benden bir şey mi saklıyorsun? Hayır anne, nereden çıkardın şimdi bunu? Burak'cığım bana doğruyu söyle. Bak Çağla ile ayrılmışsınız. Neden ayrıldınız? Anne. Lütfen. Sabah sabah başlamayalım. Ben bunun sebebini elbette öğrenirim. Aslı. Aferin kızım, biliyor musun? Sağ ol anneciğim. Günaydın Burak Bey. Günaydın. Burak Bey. Burak Bey. Bir şey mi istemiştiniz? Bir kahve alabilir miyim ben? Hemen efendim. Alo. Nasılsınız? Evet ya, ne zamandır uğrayamıyorum. Tabii mutlaka uğrarım. Burak Bey, kahvenizi biz getiririz. Nerede içmek istersiniz? Salondayım. Tabii efendim. Tamam, görüşürüz. Aslı, kiminle konuştun yavrum? Ya anne, kurs hocam aradı. Atölyeye çağırıyor beni. Şimdi sınavlar da yaklaşıyor ya. Aslında gitsem iyi olur. E tamam kızım, hadi git. Tamam anneciğim. Görüşürüz. Kolay gelsin. Kim bu araya? Volkan, iyi misin? İyiyim. Hadi gidelim şuradan. Çağlan. Çağlan. Efendim anne? İyi misin?
Değilsin. Dün partide bir şey oldu ve sen bana anlatmıyorsun. Burak'la mı ilgili? Anneciğim, iyiyim. Burak'la ilgili sorunlarımızı aramızda hallediyoruz zaten. Merak etme. Tepki veririm diye bana anlatmıyorsun, değil mi? Anne, lütfen. İyiyim ben. Tamam, peki Çağla'cığım. Akşam üzeri buluşalım mı? Birlikte bir şeyler yaparız. Olur. Harika. Seni seviyorum güzel kızım. Görüşürüz. Görüşürüz bir tane. Alo, ne var Çağla? Volkan, dünden sonra bana kızgın olduğunu biliyorum ama konuşmamız lazım. Dün yaptıklarından sonra seninle konuşacağımı mı düşünüyorsun? Evet. Çünkü anlatacaklarım çok önemli. Seni dinlemek istemiyorum. Ya beni kandırdın. Şimdi kapatıyorum beni arama. Volkan, ikimiz de aynı şeyi istiyoruz. Birbirimize ihtiyacımız var. Ben sana yardımcı olabilirim. Ve sen de bana. Çağla, sen ne demek istiyorsun? Sanırım bunları yüz yüze konuşsak daha iyi olacak. Tamam. Ne zaman? Nerede? Ne işin var senin ya burada? Kim de var ya? Sana ne? Ne demek sana ne? Hem ben sana dün gece kimle eğlendiğini soruyor muyum? Ha sen yoksa kıskandın mı beni? Ne kıskanacağım ya? Nereye gidiyorsun böyle? İşim var. Aslı, gel ben bırakayım seni. İstemez. Çocuk gibi davranıyorsun Aslı. Yapmak bile yakışır mı insana ya? Yakışıyor işte. Tek başınaydın dün gece. Seni düşündüm. Tek başına mıydın? Evet. İnanmıyor musun bana sen? İnanıyorum. Bana artık inanıyorsun yani, öyle mi? Evet. E bu seni arayan kimdi peki? Kurs hocam. Ne diyormuş bu kurs hocam? Sen beni kurs hocamdan mı kıskandın? Evet. Tabii ki de kıskanırım. Niye gülüyorsun ya bu kadar? Hiç. Eda kızım. Efendim. Girebilir miyim? Uyuyorum. Tamam. Ben şirkete gidiyorum da. Volkan. Ne zaman çıktı bu çocuk ya? Güvenebileceğim kimse kalmadı. Aslı. Burak. Önce sen söyle.
Oraya gitmene izin vermemeliyim. Yaşamana sebep olduğum her şey için senden özür dilerim. Ben de özür dilerim senden. Sana güvenmeliydim. Burak, eline ne oldu? Yumruk mu attın? Evet. Lütfen bir daha böyle bir şey yapma. Çok kötü olmuş. O gün o kadar canım yandı ki. Bu onun yanında hiçbir şey. Sen de bir daha sakın yapma. Şükran, bu Burak Bey'in olaylarından dolayı çok gerginim ben. Yani halimizi vaktimizi toparlayıp bir an önce kendi evimize çıksak çok iyi olacak. Benimle ne ilgisi var Emel? Biliyorum, bilmez miyim? Ama Selda Hanım'ın tavırları beni çok rahatsız etmeye başladı. Son günlerde çok gergin biliyorsun. Yani kalkar Aslı'ya ters bir şey söyler, kaldıramam ben. Aslı ne yaptı okul olaylarını? Ne yapsın? Sabah erkenden kursla görüşmeye gitti. Kendince bir şeyler yapıyor işte. Yani biliyorsun sınavlar yakın. Ay Emel, inşallah bu yıl okuyabilir. İnşallah canım, inşallah. Yoksa aldığı o kadar yüksek puan boşa gidecek. Günaydın. Ah, günaydın Nihat Bey. Pardon, sizi fark etmedik. Buyurun. Rica ederim. Ben hemen çayınızı getiriyorum. Tamam, teşekkür ederim. Emel Hanım. Buyurun Nihat Bey. Biz holding olarak her yıl onlarca öğrenciye burs veriyoruz. Yani belki Aslı yararlanabilir bundan. Eğer böyle bir şey düşünürseniz şirkette Pelin Hanım var, onunla görüşün. Çok teşekkür ederim. Aslı buna çok sevinecek. Hemen söyleyeyim şirkete gitsin. Tamam. Günaydın Selda Hanım. Günaydın Emel'ciğim. Günaydın hayatım. Günaydın canım. Ya demin Emel'le ne konuştuğunuzu anlayamadım. Ha, ben Aslı'ya burs vermeyi düşündüm. Onu konuşuyorduk. Ne bursu Nihat? Ya ne demek ne bursu? Ya biz her yıl holding olarak öğrencilere burs vermiyor muyuz? Sen biliyorsun değil mi bunu? Ay tabii ki biliyorum Nihat'cığım verdiğiniz bursu. Hayır yani onların bir talebi mi oldu demek istiyorum. Yo hayır. Hiç öyle bir talepte bulunmadılar. Bunu ben düşündüm. Yani onların zaten böyle bir şeye ihtiyacı olduğunu görüyorsun değil mi? Ayrıca Aslı çok akıllı, zeki ve yetenekli bir kız. Bu bizim şirket için de iyi. Hem yani biz evimizde yaşayan insanlara destek olmayacağız da kime destek olacağız? Ay tamam biliyorum da ne bileyim sanki böyle hemen şımaracak bir kıza benziyor. Ya Selda, yani gerçekten abartıyorsun ha. Yani kızı herhalde nüfusumuza almayacağız. Oğlumuza da almayacağız. Değil mi yani? Bir öğrenci olarak burs vereceğiz. Hepsi bu. Ya pardon canım. Tamam. Yok pardon diyecek bir şey yok hayatım ya. O kadar şey bir şey değil. Şükran, Nihat Bey büyük bir ihtimalle konuştuklarımızı duymuş. Sonra şirket olarak her yıl birçok çocuğa burs verdiklerini söyledi. Aslı'ya da verebiliriz. Bugün şirkete gelsin Pelin Hanım'la görüşsün dedi. Ay çok sevindim Emel ya. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Bugün aklımdan geçti acaba mı diye. Nihat Bey'le Aslı için konuşmayı düşünüyordum. Bak görüyor musun kendisi teklif etmiş. Çok şükür. Eksik olmasın. Burası canım. Seninle gelmemi ister misin? Sen bugün işe gitmeyecek miydin? Bugün işim sensin. Tamam o zaman. Şu hocanı görelim bakalım. Aslı? Ha hocam. Tamam siz rahat rahat konuşun. Ben bakınıyorum. Buralardayım. Hocam nasılsınız? İyidir. Asıl sen nasılsın? Aramasak arayacağını. Ne yaptın okul işini? Çalışıyordum hocam. O yüzden uğrayamadım. Şimdi işi bıraktım. Yetenek sınavlarına hazırlanıyorum. Güzel. Kursuna devam edecek misin? Evet istiyorum. Hadi bakalım. İstediğin zaman başla.
Seni niçin çağırdığımı biliyor musun? Şu. Bir kozmetik firmasının tasarım yarışması yapılmakta. Ürünlerine göre konsept tasarlayacaksın. Gerekli bilgiler burada var. Web sitesine de girip inceleyebilirsin. Güzel bir para ödüyor. Hocam yapabilir miyim acaba? Tabii ki de yapabilirsin. Sen üzerinde çalışmaya başla. Ben sana yardımcı olacağım. Anlaştık mı? Tamam. O zaman ben çalışmalara başlayayım. Ben sana ne diyecektim? Dosyamı burada unutmuşum. İçinde çizimlerim var. Belki yardımcı olur bunun için bana. Şu. Teşekkür ederim hocam. Bekleyen erkek arkadaşın mı istedi? Evet. Tanıştırayım. Burak Ünal Hoca. Memnun oldum hocam. Ben de. Senin de resme merakın var mı Burak? Ha yok, yok. Hocam onun sesi çok güzel. Öyle mi? Aslı, abartıyorsun. Abartmıyorum. Ben tekrar memnun oldum hocam. Utandı. Görüşmek üzere hocam. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz çocuklar. Bir yerde oturup bir şeyler içsek mi? İçmesek. Hadi gel. Bildiğiniz üzere çok az bir zamanımız kaldı. O yüzden elimizden gelenin fazlasını yapmalıyız. Evet Elçin Hanım. Ekibimiz sıkı çalışıyor. Hiç şüpheniz olmasın. Ürünlerin tasarımları en yakın zamanda hazır olacak. Çalışmalar nasıl gidiyor peki? Ha yarışmayla ilgili duyuruları yaptınız değil mi? Çok iyi gidiyor Elçin Hanım. Web sayfamızdan, sosyal medya hesaplarından duyurularımızı yaptık. Harika. Üniversitelerin ilgili bölümlerine ve kurslara da haber verdik. 10 bin lira değerinde bir de ödülümüz var. En kısa zamanda aradığımız tasarımı bulmayı düşünüyoruz. Güzel. Yarışmaya katılım başladı mı peki? Evet, kısa zamanda çok fazla tasarım inceledik. Ama henüz ikinci aşamaya geçebilen olmadı. Ama inanıyorum önümüzdeki günlerde katılım daha fazla olacaktır. Kesinlikle. Ya ben de öyle düşünüyorum. Çünkü çok fazla yetenekli genç var. Ve bu yarışma onlar için gerçekten büyük bir tecrübe olacaktır. Neyse, bekleyip göreceğiz. Şimdilik bu kadar. Peki Elçin Hanım, müsaadenizle iyi günler. İyi günler. Ben teşekkür ederim. Efendim Oktay. İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Nihayet döndün sanırım. Peki beni neden aradın öyleyse? Ne? Zor durumda mısın? Paraya mı ihtiyacın var? Delirdin herhalde. Oktay beni bu sebeple aradığına inanamıyorum. Benim sana verecek artık bir kuruşum bile yok. Ay ne yaparsan yap Oktay ama beni bir daha bu sebeple arama lütfen. İnsanda biraz utanma olur. Benden aldıkları yetmedi. Kesin gelecek. Teşekkür ederim beni kırmadın. Gel otursana şöyle. Söyleyeceklerini dinlemeye gelmedim. Benim sana söyleyeceklerim var.
sen nasıl bir annesin bile diyemiyorum. Sen nasıl bir insansın? Ne konuşacağız ki? Çok özür dilerim. Sen daha ufacık bir çocuktun. Ve ben sana kıydım. Ama beni affetme. Kızım lütfen. Dokunma bana. Ben annesizliğe çoktan alıştım. Bak Eda. Kızım senin bilmediğin çok şey var. Yani benim böyle olmasını istediğimi mi zannediyorsun? Neden bir kere bile arayıp sormadın? Gelmek istedim. Ama gelemedim. Neden? Bak cevap bile veremiyorsun işte. Sen beni bırakıp gittiğinde ben küçücük bir çocuktum. Bu nasıl bir vicdandır? Ya sen kendine nasıl hala anne diyebiliyorsun? Ben senin boşluğunu doldurmak için elimden gelen her şeyi yaptım. Sen bunun hesabını bana nasıl vereceksin? Bak kızım. Ben çok bedel ödedim. Ama bu bedelleri öderken günün birinde sizi tekrar görebilmenin umuduyla ayakta kaldım. Ben sizin annesiz kalmanızı istemedim. Ben buna mecbur kaldım. Daha doğrusu mecbur bırakıldım. Evet ben birçok hata yaptım. Bunların bedelini ödedim. Ama bu bedelleri öderken de sizi sevmekten asla ama asla vazgeçmedim. Amacın ne bilmiyorum ama sen benim annem falan değilsin. Benim seninle ilgili en ufak bir anım bile yok. Sen benim için bir boşluksun. Biliyorum ben. Ya bu yokluğu telafi edemeyeceğimi biliyorum. Ama lütfen bana izin ver. Birlikte hatırlayabileceğimiz anılarımızın olmasına izin ver. Kızım lütfen. Seni görebilmem için bana izin ver. Sen bugüne kadar yoktun. Şimdi de olma. Artık her şey için çok geç. Eda. Annem arıyor. Efendim anneciğim. Canım, müsait misin? Evet, ben de kurstan çıktım şimdi. Sana çok güzel bir haberim var. Nihat Bey sana burs verebileceklerini söyledi. Burs mu verecek? Evet, bugün şirkete gelsin Pelin Hanım'la görüşsün dedi. Ya ne olur ihmal etme. Değil mi çocuğum? Git. Aslan, Aslı. Nutku tutuldu çocuğumun. Tamam mı yavrum? Ne olur ihmal etme de git. Tamam anne, uğrarım. Ne oluyor Aslı? Baban okul için burs vermek istiyormuş bana. Ailem benim için neler düşünüyor? Benim yaptıklarıma bak. Aslı, lütfen. Bunun bizimle ne alakası var? Çok alakası var Burak. Yok, ben burs kabul edemem. Aslı, saçmalıyorsun ama şu an. Ayrıca annene ne diyeceksin? Babama da hayır demem, bence kötü olur. Bu da doğru.
Bırak artık bu kadar ince düşünmeyi. Ben her şeyi halledeceğim. Sana söz veriyorum. Çok bekletmedim umarım. Yok, ben de yeni geldim zaten. Ama fazla vaktim yok. Hemen konuya geçsek. Beni dinlediğine hiç pişman olmayacaksın. Emin olabilirsin Volkan. Çağla, yine ne planlıyorsun? Ne işler peşindesin? Volkan, ne desen haklısın. Ama benim de kendime göre bazı sebeplerim vardı. Bir dinlesen beni anlayacaksın. Neymiş onlar? Burak'a söz geçiremiyorum. O yüzden hırsını başkalarından çıkartıyorum mu diyeceksin? Volkan, sana dürüst olacağım. Lütfen sen de bana karşı dürüst ol. Artık neler döndüğünü, arkamdan neler çevrildiğini gayet iyi biliyorum. Sakın inkar etmeye kalkma. Ne onlar? Anlatsana. Her şey Bodrum'da başladı, öyle değil mi? Buran barda yakalandığı kızın senin sevgilin olduğunu söylemesiyle yani. Sonra ben aniden Bodrum'a gelince sana acil, göstermelik bir kız arkadaş gerekti. Siz de Aslı'yı ayarladınız. Sonra o yalan bugüne kadar bir şekilde devam etti. Sen de aslında bundan hep rahatsızlık duydunuz. Merak etme Volkan. Bu durumla ilgili ne sana ne de Aslı'ya kızmıyorum. Tek bir suçlu var. O da Burak. Burak her şeye sahip olmak istiyor. O yüzden de Aslı'yla oynuyor. Ama üç gün sonra sıkılıp bana geri döndüğünde bundan zararlı çıkacak olan kişi Aslı. Zavallı kız. Burak'ın nasıl biri olduğunu bilmiyor. Ama üzülüyorum. Üzüldüğün çok belli. Kız herkesin içinde rezil etti. Kim bilir başka neler söyledin. Beni de anla Volkan. Aniden terk edildim. Peki bunun acısını neden Aslı'dan çıkartıyorsun? Senin Aslı'dan hoşlandığın o kadar belli ki. Ama eminim o da sana karşı boş değil. Sizin aranızdaki tek engel Burak. Volkan, Burak yıllardır nasıl desem seni her konuda kıskanıyor. Yani sen ailenin başarılı çocuğusun, gurur kaynağısın. Oysa şımarı senin Aslı'ya karşı olan hislerini fark ettikten sonra bir şekilde aranıza girdi. Rekabet ortamı yaratıp aklı sıra adrenalin yaşıyor. Belli ki kız da bunu sallamamış. Bizimki de hırs yapmış. Laflarına dikkat et Şahla. Sonuçta Burak benim kuzenim. Tamam. Hemen kızma Volkan. Ben sadece fikirlerimi söylüyorum. Burak her zaman dünyanın kendi etrafında döndüğünü düşünür. Bunu sen de ben de gayet iyi biliyoruz. Yani Volkan, sen Aslı'yı istiyorsun. Ben de Burak'ı istiyorum. O yüzden ortak hareket etmemiz en mantıklısı. Söyleyeceklerim bitti mi? Sen bu söylediklerimi bir düşün. Çok geç olmadan herkes bence Aslı'ya karşı olan hislerini bilmeli. Neyse. Söyleyeceklerim bu kadar herhalde. Evet. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Hadi. Ben seni burada bekliyorum. Tamam. Umarım pişman olma. Olmayacaksın. Görüşürüz. Efendim. Aslı, ne yapıyorsun? Dünden sonra seni merak ettim. Daha iyiyim, teşekkürler.
Müsaitsen bir şeyler içelim mi? Benim bir işim vardı, evden çıktım. Hatta şimdi sizin şirkete girmek üzereyim. Hayırdır? Ne yapacaksın şirkette? Nihat Bey sağ olsun okul için bana burs verecek. Anladım, tamam. Ben de şirkete gelecektim zaten. Orada görüşürüz. Tamam. Merhaba. Ben Pelin Hanım'la görüşecektim. Tabii, beni takip edin lütfen. Alo. Gonca, ne yapıyorsun? İyiyim canım. Erken çıktım. Sen ne yapıyorsun? İyiyim canım. Ben de çok iyiyim. Gonca, benim sana bir sürprizim var. Ne? Sürprizin mi var? Ay ben bekleyemem. Çabuk söyle. Ama söylersen sürprizi kalmaz ki. Ya ama şimdi iyice merak ettim. Buluşuyoruz biz değil mi? Buluşuyoruz tabii. Sürprizim varmış. Kaçırır mıyım hiç? Tamam. O zaman ben seni almaya gelirim. Tamam canım. Görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Ben de orada gideyim, sürprizimi hazırlayayım. Bir de şu üstümden başımdan bir kurtulayım. Kokuştum resmen ya. Ay, sürprizin acaba? Aa, o kim? Alo? Gonca nasılsın? Burak Masaroğlu ben. Aa, merhaba Burak. İyiyim, sen nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Bir konuda yardımına ihtiyacım olacak. Öyle mi? Tabii. Hı hı. Burada bekleyin. Teşekkürler. Başak Hanım, size önemli bir haberim var. Eda Hanım, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Yengem evde mi acaba? Evet efendim, salondalar. Buyurun. Teşekkürler. Edacığım, bu ne hoş sürpriz. Bir tanem, hoş geldin. Hoş bulduk yengeciğim. Aramadan geldim ama müsait miydin? Ay aşk olsun, ne araması burası? Senin de evin hayatım. Otur bakayım. Nasılsın bir tanem? Pek iyi değilim. Ne oldu? Bu son olaylar mı? Nasıl şimdi babanla aranız peki? O da var tabii ama ben seninle başka bir şey konuşmak için geldim. Tabii ki bir tanem. Anlat bakayım. Annem. Annemi gördüm. Ne? Ne zaman gördün anneni? Nerede? Dün eve geldi. Kimse yoktu. Bugün benimle görüşmek istediğini söyledi. Ben de dayanamadım, gittim. Ay inanmıyorum Eda. Niye böyle bir şey haber vermiyorsun? Bak bir daha böyle bir şey olduğu zaman muhakkak bana haber ver. Ya başına bir şey gelseydi, nasıl yalnız gidersin oraya? Annem bana bir şey mi yapardı? Hayır hayatım, değil tabii ki de. Yani kolay bir buluşma değil neticede. Ne dedi peki? Bundan sonra beni görmek istiyormuş. Bunca zaman neredeydin dedim. Ben de böyle olmasını istemedim ama gelemedim dedi. Yenge ben çok küçüktüm, hiçbir şey hatırlamıyorum. Belki sen bir şey biliyorsundur. Bunca zaman neredeydi? Ah bir tanem, bilmiyorum. İnan bana, yıllarca ben de bu soruyu kendime çok sordum. Nerede bu kadın, neden çocuklarını görmüyor diye, ama ben de bir neden bulamadım. O zaman şimdi neden ortaya çıktı? Gerçekten amacı ne? Ah bir tanem, bilmiyorum. Yani zaten bunca yıldan sonra böyle pat diye ortaya çıkması da bir tuhaf değil mi? Anormal bir durum. Ben de sizi annesiz bırakmak istemezdim ama mecbur bırakıldım dedi. Kim bizi annemizden ayırabilir ki? Bak Edacığım, böyle bir şey kimse yapmaz. Ben annenin doğru söylediğine inanmıyorum. Nedeni her ne olursa olsun hiçbir anneyi hiç kimse evladından ayıramaz. Kimsenin gücü yetmez ki buna. Bak canım benim, sen benim kızım sayılırsın biliyorsun.
Üzülmeni asla istemem. Çok üzüldün, çok yıprandın. Ama annenin gerçek niyetinden de emin olmak zorundayız. Yoksa çok daha fazla üzülüp yıpranabilirsin. Biliyorum yenge. Ama onu görünce o kadar garip oldum ki. Ne dese inanmak istedim. Ona karşı koyamadım ki. Canım benim. Siz ne için gelmiştiniz? Ben Pelin Hanım'la görüşecektim. Konu neydi? Ben yardımcı olayım. Bursla ilgili. Senin için mi? Evet. Bu sene okula başlayacağım da. Öyle mi? Hangi bölüm? Resim. Bu resimler senin mi? Evet. Bakabilir miyim? Tabii ki. Ne kadar yeteneklisin. Çok teşekkür ederim. Çok güzeller. Bu nedir? Benim katılacağım bir yarışma. Onun formu. Mels Kozmetik. Duymuştum. Başarılar dilerim. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Ben Aslı Koçer. Nihat Bey bahsetmiştir sanırım. Bursla ilgili. Evet evet. Buyurun oturun lütfen. Teşekkür ederim. Aslı'cığım şu formları doldurursan. Tabii tabii. Burs almak istediğin okulu ve bölümü eksiksiz olarak doldurursun, olur mu? Tabii. Eda'cığım, bu yaşadıklarını babana anlatmak zorundasın bir tanem. Hayır yenge, ben babama da abime de çok kızgınım yenge. Onlarla paylaşmak istemiyorum ki. Eda'cığım, bak bu çok ciddi bir konu. Bir kere bunları babanın bilmeye hakkı var. Bunları saklayamazsın. Babana olan kızgınlığınla böyle bir konuyu birbirine karıştıramazsın Eda'cığım. Bir kere oraya yalnız başına ondan habersiz gitmen bile bir çok büyük hata. Ya başına bir şey gelseydi, tamam annen olabilir. Ama nasıl bir insan olduğunu tanımıyorsun ki. Tamam yengeciğim, haklısın. Ben babamla ve abimle konuşacağım. Ama sen benden önce bahsetmezsen sevinirim. Hayır canım. Ama babanla konuşur konuşmaz beni haberdar et. Yoksa merak ederim. Tamam. Nihat amcama da söylemezsin değil mi? Asla. Ben artık kalkayım. Tamam canım. Hayatım. Bak sakın üzülme. Ama bir daha böyle bir şey olursa beni arıyorsun, tamam mı? Tamam yengeciğim. Teşekkür ederim. Bir tanem benim. Hadi canım. Nihat neredesin? Şirketteyim Selda'cığım. Bir şey mi oldu? Bu Başak Eda'yla görüşmüş. Ne diyorsun? Eda'yla mı görüşmüş? Evet Nihat. Ya bu kadın düşündüğümüzden daha manyak, daha tehlikeli. Ya düşünebiliyor musun? Eda'ların evlerine gitmiş. Eda'yla görüşmüş, konuşmuş. Ben bu evden zorla gönderildim, gitmek zorunda bırakıldım demiş. Ya bu kadın gözünü iyice kararttı. Benim çok acil olarak Sinan'la görüşmem lazım. Kapatıyorum. Tamam canım. Betül, Sinan odasında mı? Hemen acil olarak benim odama gelsin. Başak, bunun hesabını vereceksin. Bir eksik yok gibi. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Merhaba Aslı. Ne haber? İyiyim Okan. Sen? İyidir. Burs için başvurmuşsun. Bana söyleseydin ben de ayarlayabilirdim. Formu doldurdun mu? Evet. Red etmen hoş olmazdı zaten. Dün bir sorun yaşandı mı? Hayır.
Benim hemen çıkmam lazım. Eve mi gidiyorsun? Ben de amcama geçeceğim. Beraber geçelim istiyorsan. Yok, eve gitmiyorum. Benim bu civarda bir işim var da ona gideceğim. Tamam o zaman. Görüşürüz. Görüşürüz. Şimdi Sinan Bey'le görüşmek istedi. Sesi de çok gergindi. Siz yakınlarda mısınız? Yakındayım Betül'cüğüm. Hem de çok yakında. Peki. Gel. Hayırdır abi? Betül beni acil görmek istediğini söyledi. Evet Sinan. Şöyle geçsene. Seninle konuşmam gereken çok önemli bir şey var. Tamam abi, söylesene, ne oldu? Bak Sinan, ailemi ne kadar korumak istediğimi biliyorsun. En çok da seni. Yani sırf sen üzülmeyesin diye bazı şeyleri sana söylemedim. Ama hata ettim. Söylemeliydim sana. Abi ne diyorsun ya, ne hatası? Bak sen. Oh, oh. Masaroğlu kardeşler. İkinizi bir arada görmek ne kadar güzel. Başak, senin burada ne işin var ya? Aa, abin sana söylemedi mi? Ben artık döndüm Sinancığım. Hem de temelli döndüm. Ne demek bu abi? Senin bundan haberin var mıydı? Ya sen bunu bildiğin halde benden nasıl saklarsın abi? Sinan, bunu konuşmanın sırası değil. Bak, yine o eski günlere dönme ve üzülme diye söylemedim sana. Ya para istediğini düşündüm ve ben halledebilirim zannettim. Abi, ne üzülmesi ya? Ben çocuk muyum? Ya bunu Volkan'la Eda... Sen gönderdin Eda'ya fotoğrafları değil mi ha? Sen gönderdin! Kızımızın bir takım gerçekleri öğrenmesi gerekiyordu. Sen de buna cesaret edemediğin için ben de annesinden öğrensin istedim. Yani fena mı etti? Sen bunu biliyordun değil mi abi ha? Bildiğin halde benden sakladın değil mi abi? Ay abartma Sinan. Hem yani artık bu saatten sonra bunları konuşmamızın hiç de bir anlamı yok. Edacığımla birlikte bugün biz kahve bile içtik. Ne? Ne diyorsun sen ya? Sen Eda'yla mı buluştun? Ya bunca yıl sonra Eda'nın karşısına çıkmaya utanmadın mı sen? Bilmediğin çok şey var Sinancığım. Ama görüyorum ki abin senden bir takım şeyleri sakladığı için bütün gerçekleri çok yakında benden öğreneceksin. Seni buradan yaka paça attırmadan sen kendi ayağınla defol git. Ay çok haklısın. Ben de Selda'cığımı çok özledim. En yakın zamanda hep birlikte bir yemek yiyelim. Defol diyorum sana! Defol diyorum sana! Defol!
söylemeliydim. Sana söylemeliydim bunu. Sinan! Sinan! Allah kahretsin, Allah kahretsin. Çağla haklıymış. Ama bu sefer kazanan sen olmayacaksın Burak. Hoş bulduk. Volkan'cığım, hoş geldin. Hoş bulduk yengeciğim. Nasılsın bir tane? İyidir yenge, ne olsun? Ay Volkan, dudağına ne oldu ya? Ufak bir kaza. Spor yaparken oldu. Volkan'cığım, ben sana bir şey soracağım ama bana doğruyu söyleyeceksin. Buyur yenge. Ya siz Burak'la bir kavgaya falan mı karıştınız? Onun da böyle kaşında ufak bir sıyrık var da seni de böyle görünce... Yani Burak'ın kaşından haberim yok. Tamamen tesadüf. Hayır, Burak'ta son günlerde böyle bir haller var da çok aşırı sinirli, gergin. Çağla ile olan sorunlarını biliyorsundur herhalde. Aynen, haberim var. Hayır, Burak benden bir şeyler saklıyor gibi de Çağla ile de ayrılmışlar, sebebini biliyor musun? Ama bak, doğruyu söyle. Ya vallahi bir fikrim yok yenge. Belki senden de saklıyor. Sanmıyorum ama istiyorsan... Burak'ın bir ağzını arayabilirim. Tamam canım. Burak odasında mı? Ay çıkmıştı ama gelmiştir belki de. Bir odasına bak istersen. Tamam ben bakayım. O pakette ne var Halil? Ya geçen gün Emel Hanım'ın elbisesine yemek dökmüştüm ya. Leke çıkmamış. Ay, Emel'e elbise mi aldı? Ama ben bu işlerden anlamıyorum Şükran ya. Rica etsem benim yerime sen verir misin? Yanlış anlar falan şimdi. Niye ben veriyorum canım? Sen ver. Yanlış falan da anlamaz. Sen beni dinle. Bu paket kimin Şükran? Senin mi? Hayır, senin. Benim mi? Kimden? Ne var içinde? Kimden mi? Benden Emel Hanım. Elbisenizden leke çıkmamış. Ben de size borcumu ödemek istedim. Ben bu hediyeyi kabul edemem Halil Bey. Hiç gerek yoktu. Ne var canım? İçinden gelmiş almış. Neden kabul etmiyorsun? Bir kazaydı, oldu, bitti, geçti. Yani uzatmaya gerek yok bence. Ben gerçekten bu hediyeyi kabul edemeyeceğim Halil Bey. Tamam. Fazla ısrar etmeyeceğim. Umarım bu ısrarımı yanlış anlamamışsınızdır. Yoksa çok üzülürüm. Yanlış anlayacak bir şey yok. Prensip diyelim. Tekrar kusura bakmayın. Ay. Çok kötü davrandın Halil'e Emel. Ya hediyeye ne gerek vardı? Hem de elbise. Olmaz. Kızma ama ben söyledim. Emel'e elbise falan borçlusun diye. Sen mi söyledin? Evet. Ama nereden bileyim bu kadar tepki vereceğini? Üzüldüm vallahi. Görüyor musun? Ben de üzüldüm şimdi. Şükran, sen arkadaşını tanımıyor musun? Ne diye böyle şeyler yapıyorsun? Yok yere adamın kalbini kırdım. Ne yapacağım ben şimdi? Aslında ben gelip seninle konuşacaktım. Ama sen benden önce davrandın. Senden özür dilerim Volkan. Sana vurmak istemezdim. Anlık bir refleksti işte. Nasıl olduğunu ben de anlamadım.
Son günlerde Çağla yüzünden fazlasıyla gerildim. Yaşadığın hiçbir sıkıntı bana yaptığın şeyin bahanesi olamaz ama Burak. Bahane bulmuyorum. Bunun bahanesi olamaz zaten. Hatalıyım. Ben de sana vurduğum için özür dilerim. Yani sen birden üstüme saldırınca doğal olarak kendimi tutamadım. Bu yaşadığımız ilk ve son olsun o zaman. Evet. Kesinlikle öyle olmalı. Hatta... Bu yaşadığımız şeyi unutalım. Neyse. Ben aslında bunları konuşmak için gelmemiştim ama... konuştuğumuz iyi oldu. Neyi konuşmak için geldin? Aslı'ya. Aslı mı? Aslı, Çağla'nın her şeyi öğrendiğini söyledi. Bu durumda artık bizim saklayacak bir şeyimiz kalmadı. Yapmamız gereken tek şey... Aslı'yı Çağla'dan uzak tutmak. Bugün Çağla ile görüştüm. Nasıl yani? Yaptığı onca şeyden sonra... bir de üstüne seni mi aradı? Çok çaresiz. Yani hiç beklemediği bir anda... hiç beklemediği biri tarafından... çok büyük darbeye maruz kaldım. Ama onu anlıyorum. Bunu daha önce ben de yaşamıştım. Böyle olmasını ben de istemezdim. Çağla senin Aslı'dan hoşlandığını... hatta onunla birlikte olduğunu... bu yüzden Çağla'yı terk ettiğini düşünüyor. Ama merak etme. Ben onu bu düşüncesinin ne kadar saçma ve yersiz olduğuna inandırdım. Nasıl yaptın ki? Çok zor olmadı. Aslı'ya karşı olan duygularımdan bahsettim. Ne? Anlamadım. Anlaşılmayacak bir şey yok Burak. Ben aslında çok hoşlanıyorum. Ve onun da bana karşı bir şeyler hissettiğini biliyorum. En yakın zamanda ona karşı olan hislerimi açıklayacağım. Çok şaşırmış gibi duruyorsun. Şaşırdım. Ben de öyle. Deniz'den sonra ilk defa birine karşı böyle şeyler hissettim. Hatta en güzeli ne biliyor musun? Aslı'nın yanında kendimi kimsenin yanında olmadığım kadar mutlu ve huzurlu hissediyorum. Ben Aslı'yla hiç düşünmeden evlenirim Burak. Bu yeter ki kabul etsin. E siz de artık Çağla'yla aranızı düzeltin de... bu sefer numaradan değil de gerçekten birlikte takalım. İşte bu söylediğin şey imkansız. Okan'cığım. Yemeğe kalıyorsun değil mi? Ona göre sofra hazırlatacağım da. Yok yengeciğim, ben çıkayım. Kalsaydın hayatım. Başka zaman artık ya. Tamam canım. Görüşürüz. Geçireyim ben seni. Seni şirkette unutmuşsun. Evet ya, ben de şimdi fark ettim. Ben önemli olduğunu düşündüğüm için buraya getirdim. Biraz ileride mi, istiyorsan gelip alabilirsin. Gerçekten mi? Çok teşekkür ederim Volkan. Geliyorum hemen. Thank you.
Merhaba. Merhaba. Buralara kadar zahmet oldu sana da. Çok teşekkür ederim. Ne demek, rica ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Nereden geliyorsun sen? Ben şirkette dosyamı unutmuşum da Volkan da onu getirmiş. Niye bana vermiyor ki? İlla seni görecek. Sen ne demek istiyorsun Burak? Bir şey demek istemiyorum ya. Tamam. Telefonlarımı açmayınca seni merak ettim. Burak hadi git artık. Vallahi yakalanacağız. Biri görecek. Şu an evdeki en güvenli yer burası. Merak etme. Vallahi anneme yakalanacağız. Yürü. Vay. Birileri sanırım bana fazla sinirlenmiş. Nasıl düşmüş oraya ya? Anlamadım. Akşam anneni uyduğunda buluşalım. Sana anlatacağım çok önemli şeyler var. Olmaz, çıkamam ben akşam. Çıkarsın. Halil Bey. Buyurun Emel Hanım. Ben bugün sizi üzdüm, kırdım. Özür dilerim. Yapmayın Emel Hanım. Neden özür diliyorsunuz? Aslında ben haddimi aştım. Ama söz veriyorum. Bundan sonra böyle bir davranışta bulunmayacağım. Asıl ben özür dilerim. Ömer, yani eşim. Öldüğünde Aslım henüz ilkokula başlamamıştı. Ben de çok gençtim. Hiç beklemediğimiz ani bir ölüm. Neye uğradığımızı şaşırdık. Ömer gidince Aslım'la ben kimsesiz, sahipsiz, beş parasız kaldık. Çok zor günlerdi. Kimselere güvenemedim. İnsanlarla arama kalın duvarlar çekti. Bugün fark ettim ki hala bunu aşamamışım. Özür dilerim. Eğer duruyorsa elbiseyi alabilir miyim? Elbette. Umarım beğenirsiniz. Çok teşekkür ederim. Ya annem yakalarsa o zaman ne olacak? Aslı. Yürü yürü yürü. Yürü yürü. Buraya mı gireceğim? Ya. Saçmalam. Aslı. Anne. Elbisemin lekesi çıkmamıştı ya. Şükran ima yapınca Halil Bey yenisini almış. Ay ne kadar güzelmiş bu elbise ya. Ben de çok beğendim Aslım. Ver çocuğum. Nereye anne? Asacağım. Olur mu, ben asarım. Ay düşünceli kuzum. Tatlım. Mecbur evlenirdik. Hadi yürü yürü. Akşam seni kaçıracağım ona göre.
Gonca. Erdem. Erdem, bu araba nereden çıktı? Bu araba bizim hayatım. Bugün kiraladım. Nasıl? Umarım ya şey yaparım. İleride çok para kazanırsam sana da aynısından alırım. Çok güzelmiş gerçekten. Güzel. Çok tatlısın Erdem ya. Harikalar. Balonlar nasıl? Balonlar nasıl? Onları da ben düşündüm. Çok güzel değil mi? Bir şey söyleyeceğim ama doğru söyle gibi. Şok oldun değil mi? Hiç beklemiyordum böyle bir şeye. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten beklemiyordum. Yani en azından bu kadarını beklemiyordum. Sen daha dur aşkım, sen daha dur. Gel bak. Erdem, biliyor musun? Ben daha önce hiç spor arabaya binmedim. Aa öyle mi? Ben de. Ya. Çok zevkliymiş. Sen daha dur hayatım, ben sana ne sürprizler yapacağım daha. Erdem, nedir bütün bunlar? Bir şey mi kutluyoruz? Aşkımızı kutluyoruz hayatım. Ya, hayır gerçekten. Ne olmuyor? Dur dur sabretti ya. Şey yapacağım. Bunların hepsini yemekte konuşuruz. Ama önce şeye karar verelim. İtalyan restoran mı olsun yoksa ne bileyim Japon mu, et mi, balık mı, ne yersin hayatım? Bilmiyorum ki. O zaman her şeyi bana bırak. Bilmiyorum ki Cansu. Kafam çok karıştı. Ona güvenebilir miyim ki? Ya annem sonuçta. Anne. Kaç yaşındayım? Hiçbir şey hatırlamıyorum bile. Canım ya, sen de haklısın. Ama bir an önce Sinan amcayla konuşman lazım. Belki sana söylemedikleri bir şey vardır. Evet. Yani bir daha karşıma çıkmasa tamam ama böyle pat diye karşıma çıkıp durması benim de kafamı kurcalıyor. Selda teyze ne diyor peki? Ne desin? O da çok şaşırdı, hiçbir şey bilmiyor. Kesin amcama söylemiştir. Ay bu saklanacak bir şey değil ki. Herkese etkileyen bir olay. Peki sen ne yapacaksın? Görüşecek misin bundan sonra? Bilmiyorum. Benim abim ve babamla konuşmam lazım. Bence de. Ya onlar da şok olacaklar. Evet. Nihat, ne yapacağız? Selda'cığım, sakin olur musun lütfen? Ay Nihat, nasıl sakin olabilirim? Hani halledecektim bu işi? Hani Başak gidecekti hayatımızdan? Ya Sinan'ın evine gitmiş, cesarete bakar mısın? Gitmiş Eda'yı bulmuş, onunla konuşmuş. Geri döneceğini söylemiş, af dilemiş. Tamam Selda'cığım, tamam biliyorum. Ama sen lütfen biraz sakin ol. Bak, Başak bugün şirkete geldi. Artık işin saklı gizli bir tarafı kalmadı. Ve Sinan da her şeyi öğrendi. Ne? Şirkete mi geldi? Evet. Ay peki Sinan ne yaptı onu görünce? Ya ne yapsın çocuk? Şok oldu tabii ki. Ama işin tuhaf tarafı ne biliyor musun? Ben bunları Sinan'a anlatamadan Başak daldı içeriye ve her şeyi Sinan Başak'tan öğrendi. Nasıl yani? Siz daha konuşamadan Başak gelip her şeyi anlattı. Evet, aynen öyle oldu. Ay Nihat, ben gerçekten çok korkuyorum ya. Bu kadının sanki her yerde gözü kulağı var. Ha, düşünsene sen daha anlatmadan onun gelip anlatışı. Ay bütün bunlar bir tesadüf olabilir mi sence? Bence de öyle. Yani ya bizim şirkette ya da evde, belki de iki yerde birden bir köstebek var. Bizi gözetliyor. Bunu en kısa zamanda bulmam lazım. Nihat'cığım, ne olursun bir şeyler yap. Bu Başak Eda'yı her an etkisi altına alıp aileye sızabilir. Elçin zaten Burak yüzünden bize son derece kızgın. Sinan'a sırt dönebilir. Sinan'ı da biliyorsun ne kadar hassas bir insan. Tekrar boşluğa düşüp o Başak'a tekrar kanabilir.
Selda'cığım, lütfen sakin ol. Bu dediklerinin hiçbiri olmayacak. Tamam mı? Ben her şeyi halledeceğim. Merak etme. Hadi bakayım. Hadi. Şöyle aşkım. Ertan. Hoş geldin Erdem Bey. Hoş geldin hanımefendi. Hoş bulduk canım. Aşkım çok teşekkür ederim. Her şey çok güzel. Sana az bile Goncam. Nasıl? Beğendin mi? Beğenmek ne kelime. Bayıldım, bayıldım. Çok romantik. Çok mutlu ettin beni. Dur hayatım dur. Daha anlatacaklarımı dinle. Daha mutlu olacaksın. Erdem daha fazlası da mı var? Ama önce siparişlerimizi verelim. Canım. Deniz efendim. Buyurun. Teşekkürler. Rica ederim. Sağ ol canım. Rica ederim. Erdem. Ya şu fiyatlara bir bak. Çok pahalı bir yer burası. Ne gerek var aşkım? Gonca? Aa pahalı falan. Paranın ne önemi var canım? Hah. İyi peki o zaman. Salaş yerleri severim. Böyle romantik yerlere de bayılırım. Ben de bayılırım romantik yerlere. O zaman verelim siparişleri. Tamam. Canım bakar mısın? Ne arzuladı efendim? Ben bir ızgara bonfile alayım. Peki efendim. Tavuk var mı ızgara olarak? Var efendim. Tavuk ızgara alayım. Tabii efendim. Aa Eda'cığım. Merhaba. Nasılsın? Merhaba. Eda'cığım, hiç konuşamadık. Ne konuşacağız ki Çağla? Ben babamla gereken her şeyi konuştum. Size iletmedi herhalde. Neyse, benim biraz acelem var. İyi günler. Kızım ne yaptın sen? İyi yaptım Cansu. Hadlerini bildirdim. Bu ne demekti şimdi? Ben de bilmiyorum Çağla. Bilmiyorum. Erdem ya. Hadi ben yemek falan yemiyorum. Çatlayacağım meraktan. Anlatır mısın? Yok hayatım ya. Önce yemeğimizi yiyelim. Ya Erdem. Tamam tamam anlatıyorum. Benim artık bir işim var. Yani olacak inşallah. Nasıl yani? Anlayamadım. Var mı yok mu? Var ya var gibi yani ya tam olarak ne yapacağıma karar veremedim. O yüzden senden bir fikir alayım dedim hayatım. İyi de bir tanem ben sana zaten fikrimi söyledim. Dedim ki bizim kulüpte çalışabilirsin dedim. Burak'a sorabiliriz dedim. Dedim de dedim yani. Yok hayatım öyle değil ya. Ya ben artık ticarete atılıyorum. Yani kendi işimi yapacağım. Gerçekten mi? Erdem inanmıyorum. Benim de senin için düşündüğüm iş buydu. Ama bunun için gereken parayı nereden buldun? Amcam. Babamı aramış. Böyle böyle durumumu anlatmış benim. Babam da bana bayılır. Çok seviyor beni ya. Bir tanesiyim adamın yani. O yüzden bana iş açayım diye para yolladı. Ya memlekete falan da dönmeyeceğimi anlayınca. Canım benim çok sevindim senin adına. Bak görüyor musun? Sen iş bulamadın diye üzülüyorduk. Meğerse hayırlısı buymuş. Ama Erdem yani bu işler öyle kolay değil. Kendi işini kurmak, onu işletmek. Çok önemli mesela ne üzerine olacak, nerede olacak. Ya biliyorum canım biliyorum kolay olmadığını da işte ben de sana sorayım dedim. Burada nerede ne iş gider anladın mı ne olur falan. Mesela ben düşündüm şey diyorum gıda sektörüne atılayım diyorum. Kafe mesela. Olabilir. Erdem pastane. Pastane ya ben daha önce pastanede çalıştım. Getirisi çok fazla. Yani böyle birkaç çeşit pasta, tatlı tuzlu kurabiyeler falan. Yani çok çeşitli olmasına gerek yok en başta. Bu işte önemli olan çıkan işin kalitesi, lezzeti. Kalitesi ve lezzeti de yani onun için de iyi bir aşçı bulmak lazım. Yani ben bu işlerden anlamam ki. Orayı böyle çekip çevirecek birisi lazım. Erdem Aslı var. Aslı çok güzel pastalar yapar. Bize de yardımcı olacağından eminim. Ama okula başlıyor ya şimdi. Başlasın ya okula başlasın ne olacak? Yani pastaları yapar okuluna gider sonra gün boyu orada duracak değil ya. Öyle değil mi? He.
Hem onun için de iyi olur. Okulun masraflarını falan çıkarır. Gonca, bir de ben senin işte benim yanımda olmanı istiyorum. Yani sonuçta kendi işimiz sayılır. Bu bir iş teklifi mi acaba? O zaman ben bir düşüneyim. O gün bir gelsin de. Yani şartlarını falan da düşünmek lazım tabii. Öyle hemen karar verilecek bir şey değil. Ne şartlarına falan bakayım ya? Şartları kendin belirlesen ya. Ne olacak? Bizim işimiz diyorum ya. Bak, ben yarın dükkan bakmaya gideceğim, tamam mı? Böyle beğendiklerimi seçerim. Daha sonra da birlikte bakmaya gideriz ha? Süper olur. Seve seve olur. Tamam. O zaman hadi yiyelim. Afiyet olsun. Eda, girebilir miyim? Efendim abi. Hala kızgın mısın bize? Ben kimseye kızmıyorum abi. Herkes ne istiyorsa öyle davransın. Eda, bak babam ilk defa mutlu. Bunun sen de farkındasın. Yani böyle davranarak eline bir şey geçmez. Babam annemle de mutlu muydu peki? O nereden çıktı şimdi? Bilmem. Merak. Sence annem neden geri dönmedi? Bunca zaman neden bizi bir kere bile aramadı? O bizsiz bir hayatı tercih etti çünkü. Sen de lütfen artık onu düşünme. Belki de buna mecbur kalmıştır. Nereden biliyoruz? Nasıl bir mecburiyet bir annenin çocuklarından ayrılmasına sebep olabilir? Daha lütfen kapat şu konuyu. Abi, benim sana... Nasılsın kızım? İyi misin Eda'cığım? İyi. İyiyim baba, sen? Ben nasıl olayım? Ya sen bana neden söylemedin Eda? Baba, ne oluyor, iyi misin sen? Bugün annenle buluşmuşsun ha? Ne? Annem mi? Evet, buluştum. Dün kimse yoktu, eve geldi. Görüşmek istediğini söyledi, ben de bugün buluştum. Eda, sen o kadınla nasıl görüşürsün, delirdin mi? Ya hadi böyle bir şey yapıyorsun, bize niye söylemiyorsun? Abi, size çok kızmıştım. Beni büyük bir hayal kırıklığına uğrattın Eda. Aramıza bu mesafeyi sen koydun baba. Elçin'le olan ilişkini öğrendiğimde neler hissettiğimi anladın mı şimdi? Onunla bu aynı şey değil Eda. Öyle mi? Siz benden gerçekleri saklamadınız mı? Hı? Sen? Babamın Elçin'le olan ilişkisini bildiğin halde benimle aynı anda öğrenmiş gibi davranmadın mı abi? Ben de annemle görüştüğümü söylemedim işte. Bizi yıllardır arayıp sormayan kadına anne demem ben. Sen de aklını başına topla. Günlerdir sana ulaşabilmek için çırpınıp duruyorum. Tamam. Kırgınlığına da, kızgınlığına da hak veriyorum. Ama gerçekten bu ikisi aynı şey değil. Sen iyi niyetli olabilirsin. Senin bu konudaki hassasiyetini de biliyorum. Ama yıllardır bizi arayıp sormayan birinin niyetini bilemeyiz ki. Gerçekten ne düşündüğünü bilebilir misin? Sen onu tanımıyorsun bile. Haklısın baba. Bundan sonra seni ararsa ya da herhangi bir şey olursa ilk bana haber veriyorsun lütfen. Umarım çok rahatlamamışsındır Sinancığım. Ne de olsa daha yeni başlıyoruz. Efendim. Canım, ne yapıyorsun? İyiyim. İşte evde çizim yapıyorum. Sen ne yapıyorsun? Ya bırak şimdi onu. Erdem'le dışarı çıktık biz.
Hadi sen de Burak'ı al gelin. Gonca sen iyi misin? Ya tabii ki de iyiyim. Bir şey söyleyeceğim. Bak ben gece de izinliyim. Sen de Burak'ı al gelin işte. Bak hatta annene de ki Gonca abisiyle gelip beni alacaklardı. İtiraz istemiyorum. Bak hep hayal ettiğimiz gibi. Tamam mı? Tamam canım, görüşürüz. Aslı tamam. Aa, Aslı tamam da ben tamam değilim. Ben izin almadım ki abimden. Ya izin vermezse ne yapacağım? Yo verir, şey deriz. Bende kalacağını söyle. Ben yani ben derken şey de ya. Eftalya ablada kalacağım de bu gecede. İyi fikir vallahi. Anneciğim. Gonca akşam abisiyle dışarı çıkıp gezecekmiş. Ben de gidebilir miyim? Ya Aslı'cığım nereden çıktı şimdi bu? Anne sahile inip bir şeyler içeceğiz sadece. Ne olur. Ya yapma öyle. Dayanamıyorum biliyorsun. İzin veriyorum, gidebilirsin. Ama geç kalmak yok, tamam mı? Tamam anne. Beni kaçırabilirsin. Tamam, birazdan seni alırım. Her zamanki yerde seni bekleyeceğim. Nasıl izin aldın? Maalesef yalan söyledim. İstersin peki? Ben sana sormadan plan yaptım aslında. Gonca aradı. Erkek arkadaşıyla buluşacakmış. Siz de gelin diye çok ısrar etti. Ben de kıramadım. Ne süper. Çift olarak sosyalleşmeye başladık. Desene. Geliyorlar. Ne haber? Merhaba. Hoş geldin. Burak, Erdem. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Gel canım. Ya kusura bakmayın, biz siparişlerimizi verdik, sizi beklemedik ama. Olsun ya, önemli değil. Biz ne içelim aşkım? Soda. Bakar mısın? Biz iki tane soda alabilir miyiz? Vallahi ne iyi ettiniz de geldiniz. Vallahi ne güzel oldu böyle hep beraber. Ya Gonca, vallahi beni çağırmasaydın ben çıkamazdım. İşte evet, ne güzel oldu. Öyle dördümüz oturacağız. Canım arkadaşım benim, çok sağ ol. Aslında bu sefer teşekkür etmen kişi ben değilim. Sevgiline teşekkür etmen gerekiyor. Nasıl yani? Çünkü bu geceki buluşmamızı ayarladı. Gerçekten mi? Evet. Yani senin dostların benim de dostlarım sayılır. E baktım senin beni tanıştıracağın yok. Ben de kendi kendime tanışayım dedim. Hı? Çünkü senin için ne kadar değerli olduklarını biliyorum. Aslında bizim için çok değerli, tamam mı? Onu sakın üzme. Sen merak etme. Aslında benim de sana söylemek istediğim bir şey var. Yani güzel bir haber daha doğrusu. Erdem bir pastane açıyor. Aa, gerçekten mi? Çok tebrik ederim Erdem. Teşekkürler Aslı. Bakalım biz de artık böyle iş hayatına atılacağız. Teşekkürler. Rica ederim. Teşekkürler. Aman yarabbim. Aslı, ben de orada olacağım. Sen de olursun değil mi? E tabii gelirim yardıma. Yani şey, okulu aksatmana da gerek yok. Yani yarım gün gelsen yeter. Ay Gonca, yapabilir miyim ben? Aa, yaparsın tabii ki de canım. E bundan sonra en daimi müşteriniz benim. O zaman sırtımız yere gelmez. Ya bu hafta ben dükkanı bulurum.
Yani kısa zamanda da açarız inşallah. Erdemciğim hayırlı olsun. Ben senin başarılı olacağına inanıyorum. Umarım. O zaman yeni işimize. Aa, bir dakika bir dakika, böyle olmaz. Kutlamalıyız. Nasıl yani? Hadi kalk eğlenmeye. Süper. Olur. Canım ne içersin? Alkolsüz. Meyve kokteyli. Tamam. Biz de aynısından. Burası çok eğlenceli bir yermiş. Hadi biz dansa o zaman, siz de gelin. Hadi. Aa, yok yok, biz şimdilik böyleyiz. Arkadaşlarım çok tatlı. Evet, çok tatlılar. Ne kadar mutlu görünüyorlar değil mi? Biz değil miyiz? Ya mutluyuz tabii. Ama yaşadığımız şeylere bakılırsam... Neyse. Şimdi bunları düşünme. Eğlenmenize bakalım. Tamam. Ya hadi siz de gelin. Hadi hadi. Çağla. Çağla, Çağla. Hayır. Sakın. Anne bırak. Çağla sakın. Hayır. Çok güzel bir geceydi. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Seni seviyorum. Ben de seni. Ben artık gideyim. Tamam canım. Sen git. Ben sonra gelirim. İyi geceler. Geçiniz.
kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan...